İncele bakalım Halis'im, merhabalar. Bugün önümüzde Vision, Cildi ve Darth Maul fasikülü var. Bir çizgi düşen yayıncılıktan çıktı, diğeri Marmara çizgi yayıncılıktan çıktı. İkisine de biraz değineceğiz ve lafı fazla uzatmadan Vision Cildi ile incelememize başlayalım isterseniz. Evet, Vision Cildi son dönemde Türkiye'de çıkmış en prestijli hikaye diyebiliriz. Çünkü Eisner ödülüne sahip bir hikaye. Önümüzdeki Eisner ödülü de çizgi roman dünyasının en prestijli ödülü sayılıyor hala günümüzde. Marmara çizgi yayıncılıktan çıktı. Normalde hikaye 2015 yılına dayanan eski bir hikaye, fakat artık Türkiye'de alışık olduğumuz için geç geldiğinden 2019 Ocak ayı itibariyle ülkemizde Marmara çizgi yayıncılıktan çıktı. İnternet satış fiyatı şu anda 45 TL. Bunu yine indirimli şekilde 45 TL'nin altında da bulabilirsiniz. Ben aşağıya linkleri bırakacağım. Oralardan temin edebilirsiniz. İçerisinde 12 fasikül var. Bu 12 fasikülün toplamında da 272 sayfalık kalın bir cilt önümüzdeki. Bu 45 TL'lik satış fiyatı da zaten böyle bir cilt için şu an piyasada normal bir fiyat. Çizimlere baktığımızda çizimler kimi kesim tarafından beğenilecek, kimi kesim tarafındansa hoş karşılanmayacak türden. Çünkü net bir çizim tarzı yok açıkçası. Netten kastım, yüz hatları normalde çizimlerde bellidir, işte bulanık değildir, çok keskin çizimler vardır. Bunda o yok, keskin bir çizim tarzı yok ve Vision'ın buradaki resmedilişi biraz normal günümüz çizgi romanlarına alışık olan kesim için garip kaçabilir. Vision burada biraz daha garip çizilmiş ve resmedilmiş. O yüzden çizimlere fazla değinmek istemiyorum. Göreceli bir kavram. Belki siz seveceksiniz ama ben kendi adıma açıkçası pek beğenemedim diyebilirim. Hikayeye baktığımızda Tom King'in kaleme aldığı bir hikaye aslında ve hikaye Vision başlığıyla çıktığı için içerisinde sanki bir Avengers hikayesi okuyacakmış algısına sakın ama sakın düşmeyin. Çünkü bu algıyla okumaya başlarsanız hikayeden keyif alamazsınız. Ben bu algıyla okumaya başladım çünkü daha öncesinde hikayeye dair herhangi bir inceleme yapmamıştım. Ve bu algıyla okumaya başladım. Beni ters köşe yapmış bir hikaye çıktı karşıma. Tam böyle nasıl diyelim, 6 fasiküle kadar yavaş yavaş hikaye zirveye doğru ilerliyor. 6, 7, 8. fasiküllerde zirveyi görürken tekrar son işte 50-60 sayfaya geldiğinde bir düşüşe geçiyor hikaye. Bunun da sebebi, başta da söyledim, Avengers hikayesi okuyacakmış algısıyla ben buna başlamış olmam. Yoksa önümüzdeki hikaye kötü değil. Sadece algı meselesi. Hikayenin özüne baktığımızda bir yapay zekanın aile kurup insanlar arasında yaşamasına ve bu yaşam içerisindeki zorluğuna değinilmiş. Herhangi bir düşman yok ya da herhangi bir işte savaş yok. Avengers ekibiyle birlikte bir dalaşma yok. Sadece Vision bir aile kuruyor. Yapay zekadan bir aile kuruyor ve bu aile insanlar arasında yaşamaya çalışıyor, yaşama tutunmaya çalışıyor ve bu yaşama tutunma çalışmasının içerisinde de bazı zorluklar karşılarına çıkıyor ve bunu bir şekilde atlatmaya çalışıyorlar ve tipik aile sorunları bu ailenin içerisinde de baş gösteriyor. Vision de bu sorunlarla baş edip aileyi bir arada tutmaya çalışıyor. Okuyacağınız hikaye aslında bu. 272 sayfanın içerisinde sadece bir ailenin, yapay zeka bir ailenin yaşama tutunma çabası ve aile düzenini koruma çabasını okuyorsunuz. Bu yüzden sakın bir şey işte Avengers okuyacakmış gibi ya da bir savaş hikayesi okuyacakmış gibi buna başlamayın. Tamamıyla kendinizi koy verin, oturun ve Vision'ın bir yapay zeka olarak hikayesini okuyun. Tamamen bu şekilde değerlendirdiğinizde hikayeden emin olun ki zevk alacaksınız. Yanlış algıyla başlarsanız o zevki maalesef tadamayacaksınız. Hikaye bu şekilde Marmara çizgiden çıkmış demiştik. Ön ve arka kapak yine bu tarzda hazırlanmış, varyant diyorum pardon, fasikül kapaklarının tercih edilmiş. Ana kapak zaten birinci fasikülün kapağı. Yandan baktığımızda Vision'ın silüeti, Vision yazısı ve Marvel'ın logosu kullanılmış. Gayet keyif alacağınız bir hikaye. Boş zamanınız varsa oturun, okuyun. Zaten uzun olduğu için bayağı bir vaktinizi alacak okuması. Aralarda bir es verip soluklanıp tekrar devam edebileceğiniz bir cilt. Fazla da hakkında konuşmaya gerek yok zaten. Dediğimiz gibi Vision'ın hikayesini anlatıyor. Arkada da yine eski sayfalarımız mevcut. Her hikayede olduğu gibi, her ciltte olduğu gibi. Marmara çizgiye de böyle bir hikayeyi bize ulaştırdığı için teşekkür ederiz.
Gelelim Darth Maul fasikülüne. Evet, Star Wars hikayeleri çizgi düşlerden tekrardan çıkmaya başlamıştı. Daha önce GBC'den okumuştuk Star Wars'ta ve arka bahçeden de kitaplarını okumuştuk falan. Şimdi önümüzde ise fasiküller artık Türkiye'de çıkmaya başladı. Darth Maul hikayesi 5 fasiküllük kısa bir hikaye. 2017 itibariyle çıkmıştı. Şubat 2017 ve Eylül 2017 itibariyle bitmişti hikaye. Yazarımız Colin Bern. Satış fiyatı olarak 12 TL'lik bir fasikül. Fakat yine her zamanki gibi 9 TL. Bunu internette bulma imkanınız var. Burada eleştireceğim bir kısım var hikayeye geçmeden önce. Bu tamamıyla çizgi düşler üzerine bir eleştiri aslında. Bu fasikülü normalde biz GBC'den ya da işte başka firmalardan fasikül okurken, özellikle Prestige yayınlarında da aynısı var, GBC'de de aynısı var. Bu fasikülleri okurken onlar bir bantlı, yani normal komik kağıt poşetinde fasikülleri ulaştırırdı. Fakat çizgi düşler bunu tam tersi, komik kağıt poşeti yerine bildiğiniz normal vakumlu poşet kullanmış ve yırtmadan hiçbir şekilde açamayacağınız düzende getiriyor. Ve bunu kitap evleri gönderirken de vakumlu poşet olduğu için eğilip bükülebiliyor. Eğilip büküldüğü zaman da şu zımba kısımlarında bir yıpranma söz konusu oluyor. Bu da çok kötü bir şey. Ben buna sonuçta bir fasikül, bir koleksiyoner olarak para veriyorsam bunu kesinlikle komik kağıt poşetinde saklamam gerekir. İçerisine aynı GBC'de olduğu gibi böyle bir kart ekliyorsunuz. Çok güzel, kırılmasını önlemek için, ama aynı güzelliği komik kağıt poşetine koyarak da devam edebilirsiniz. Sonuçta 20-25 kuruşluk bir poşet gideriniz var. Bu 25 kuruştan kaçmamanız gerekir. Bu eleştiri tamamıyla benim kendi görüşüm. Sizin de eğer ki böyle fikriniz varsa yine aşağıya belirtebilirsiniz. Emin olun yayın evleri bir şekilde bunları zaten ulaşıp okuyorlar. O yüzden siz de kendi fikirlerinizi aşağıda yorum kısmına bırakabilirsiniz. Benim düşüncem bu. Bunu komik kağıt poşetine koymak çok zor bir şey değil. Diğer fasiküller de bunu mutlaka uygulasınlar derim. Hikayeye baktığımızda Darth Maul'un Star Wars filmlerinden, özellikle ilk filmden zaten aşina olmuş olmanız lazım Darth Maul karakterine. Ve kendi kitlesi de bayağı yüksek bir karakter aslında Darth Maul. Bu yüzden de Marvel Star Wars hikayelerini tekrar yazarken kendisine de bir hikaye serisi çıkarmayı tercih etti. 5 sayılık bir mini hikaye çıkarmış oldu. 5 fasiküllük bir hikaye. Peki içerisindeki hikaye ne? Darth Maul her zamanki gibi Sith Lord'una uşaklık eden bir eski Jedi. Buradan da yine Jedi'lardan nefret ettiğini okuyoruz. Jedi'lara öldürme arzusunu görüyoruz. Fakat Sith Lord'u bu arzusuna bir dur demesini, kendi planlarına bunu engel olacağını, bu arzunun kendi planlarına sıkıntı çıkaracağını dile getiriyor ve onu başka bir göreve gönderiyor bu hikayenin içerisinde. Ve daha sonrasında ise zaten çizgi düşler bunu duyurdu. Devam fasikülleri yakın zamanda çıkacak. Onda da hikayenin devamını okuyacaksınız. Çizimleri gayet renkli ve eğlenceli. Star Wars çizimlerinden daha eğlenceli diyebilirim. Okuduğumuz daha önceki Star Wars çizimlerinden daha eğlenceli ve daha renkli çizimlere sahip. Yurt dışında bu fasikül yaklaşık 13-14 varyantla çıktı. Bizde ise 4 varyantla çıktı. Onları da zaten çizgi düşler duyurmuştu. İnternetten bakabilirsiniz. Temin etmek isterseniz de yine çizgi düşlerle irtibata geçmeniz lazım. Herhangi bir satış noktasında şu an mevcut değil. Sadece çizgi düşlerin belirlediği belli noktalarda satışları var. Bilen coverlısı, işte normal coverlısı, sadece yazının olmadığı bu önümüzdeki baskının yazısız versiyonu falan. Bunları da çizgi düşlerle irtibata geçerek ya da İstanbul'daki diğer çizgi roman satış dükkanlarında bulabilirsiniz. Aynı zamanda az önce söylemeyi unuttuk. Vision cildinin de hardcover versiyonu bu hafta itibariyle çıktı. Ona da mavi çizgiyle irtibata geçip ulaşabilirsiniz. Bunun da hardcover siyah coverlı, sert kapaklı versiyonunu temin etmek isterseniz onlarla iletişime geçebilirsiniz. Evet, incele bakalım ailesi. İncelememiz bu şekildeydi. Umarız çizgi düşler bunları devamını en kısa sürede önümüze çıkartır ve okumaya devam ederiz. Cilt olarak gelecek mi emin değilim. Sanmıyorum cilt olarak çıkaracaklarını, ama yaparlarsa da büyük bir sürpriz olur bizim için. Evet, inceleme bu şekilde. Yorumlarınızı yorum kısmına bırakabilir, bize takip ederek destekte bulunabilirsiniz.
ve beğen butonuna beğendiyseniz tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.